Chopper Bolt. Efendim bugün Chopper Bolt eşliğinde gideceğiz. Adamın 3 tane oyunu var. Bir tanesi Happy Hills. Bu bir. Allah korktum lan. Oyunda şöyle bir şey var. Korkması gereken kişi biz değiliz. Korkması gereken kişi oyundaki NPC'ler. Ne demek istediğimi oyun içindeyken anlayacaksınız. Edge of your seat. Zıplama yokmuş bu arada. Merdivenden çıkacağız demek. Bir geriye gidelim mi? Geride ne var? Evet. Z ile merdiveni al diyor. Sonra ne yapacağım? Bunu kullanamıyorum şu an. Neyse devam. Ha buraya koyacağım. Şimdi normalde korkması gereken kişi ben değilim ama korkuyorum. Kamerayı yukarıya alayım mı? Bir şey yapamam. Aa, bıçak. Okey, birazcık sıkıntılı bir oyun oynayacakmışız gibi geldi bana. Şimdiden ben uyarayım. Oyun kan içerir efendim. Yaşınız küçükse, kan görmekten korkuyorsanız izlemeyiniz. Oh my god. Ne enteresan bir şey. Ya kaybolsa? Aa, şimdi bunu tahtalı köye yollayacağız. Ama nasıl? Evde bir şeyler arayalım. Radyo. What? Ha. Elektrikli ya. Gerçi radyoda pil olur benim bildiğim ya. İyi yayınlar abi. Sağ olasın, hoş geldin. Şu kızı öldüreyim hemen geliyorum. What the hell is this? Arkadaşlar çok vahşet içeriyor. Bir daha söylüyorum. Yani izlemeyebilirsiniz. Law Enforcement. Ha, oyunda yakalamam ama okey. O zaman direkt bununla şey mi yapayım? Ben bunu kullanamıyorum. Bunlarda yine anahtar var değil mi bana? Okay. Ha. Bir trap. Ayı tuzağı mı? Ayı kapanı. Sneak atak yapacağız. Ama şimdi onu nasıl çağıracağım? Aileyle vakit geçirmek... Ya hayır oğlum, estağfurullah, öyle şey olur mu? Ha, aracı çalıştıracağım. Oğlum oyun çok şey ya. Nasıl düşünüp yapıyorsunuz oğlum böyle oyunları ya? Ateş yağmuru. Camı kır. What is this? Camı kır diyordun. Ha, burada bir şey mi alacağım? Yok. Ben hiçbir yere gidemiyorum. Aa, okey okey. Anladım.
Yıldırım çarpımına vuracağız. Nasıl? Kaçmaz. Tekte. Okey, ne yapalım? Bunu da yıldırımla mı hareket etmem lazım? Şuradan bir şey alabiliyorum. Erkek. Nasıl anladın diye sormayın. Kibrit. Vay. Kibriti ne yapacağım ki? Anahtar. Anlamadım ben. Anlamadım. Burada bir şey mi açmam gerekiyor? Hayır. Aa, alt katta bir yere gideceğiz. Dur bakayım, yıldırımla ilerleyelim. Kaybedeceğim ya. İçime doğru. Okey. Gasolin, benzin bulduk. Anahtar ne alaka? Anahtarın yerine benzin geldi. Bir dakika. Ha, ta anladım, pardon pardon. Odaya girmek için anahtarı kullanmışım. Aynen, sonradan fark ettim. Z ile doldu. Aa, şohbene benzin attık. Bak şimdi bak. Oğlum Allah korusun, böyle şey mi olur ya? Evde denemeyin. Evde denemeyin. Ben birini öldürsem nasıl öldürürüm diye böyle oyun yapmış gibi geldi bana. Aa, bu harita bayağı büyük. Dur bakayım. Boyayı al. Vay. İçeri gir. Get the hell out of here. Buradan toz ol. Bana mı diyor? Anlamadım. Okay, never mind. Özür dilerim. Tamam, benim hatam. Yazıyı sonradan fark ettim ben. İlerleme tuşuna basıyordum. Hani adam içerideyken onu söylüyor zannettim. Meğersem dışarıyı da görüyormuş. Şimdi olayı şimdi anladım. Merhabalar, iyi kardeşim, hoş geldin. Kaç gündür seni anıyorum, biliyor musun? Hahaha, okay, let's go. Ne oldu ya? Silaha karşımda kapışamam bence. Oyun baya
bayağı detaylıymış ama ben bu kadar beklemiyordum. Bayramda hiç katılamadım. Aa, bayramda zaten çok yayın açmadık herhalde değil mi? Bir iki tane mi açtık? Onlar da boştu zaten. Yani bir muhabbet etme amaçlı. Aa, bir dakika, olay değişti ya. Delilleri incele diye yazıyor. Şu an polis oldum. Aa. Morning Brian, this is a messy one. Bu biraz karışık bir durum diyor. Tamam, geçemiyor muyum? Okey, içeri gidelim. Giriş yeri. On altı defa bıçaklamışız. Ha, şimdi işlediğimiz cinayetleri soruşturan bir polis olduk. Ne alakaysa oyun durun bakayım ne oluyor. Çabdan almış. Siz görmüyorsunuz ama kurbanın resmini çek diyor şu an. Oraya gideceğim tekrar demek ki. Okey. Happy Hills Homicide. Investigator Brian Pawlowski. Bizim soy ismimiz ne kadar şeymiş. Kurbanın adı Gordon Baker. Kazı, ölüm sebebi 16 defa bıçaklanma. Suç kaydı. Production and disturbing of under... Aaaas! Olay birden Dexter dizisine mi döndü? İzlemediyseniz katiyen tavsiye ediyorum. Dexter diye bir dizi var. Adam illegal videolar çekiyormuş normalde öldürdüğümüz kişi. Katil diyor, öldürdüğü adamın evindeki silahı alarak öldürmüş. Sadistçi bir gücü mü sergiliyor acaba demiş. Herhangi bir şeye ize rastlanmadı. Rastgele bir kurban mı? Yoksa dikkatlice mi seçilmiş? Şurada yazıyor. Mouse'umu görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Kurbanın bu şekilde bulunması bir mesaj mı acaba diyor. Kan ile birlikte I am Vrat. Vrat neydi ya? Hemen ben sizin yerine bize... Vrat'ı biriniz çevirse ya. Benim şimdi aklıma değil. Vrat. Sinirliymişiz efendim bunu yaparken. 16 defa bıçak darbesi attığımız için. Ha, öfkeymiş bak. Evet. 7 büyük günahtan bir tanesi arkadaşlar. İnsana karşı öfkelenmeyeceksiniz. Bir defa saplasanız bir anlık kin nedeniyle ve yanlışlıkla. Ama 16 defa ölmesi için zorluyorsun yani, düşünsene. Cinayet filmlerini çok severim bu arada, hani çığlık olsun, Halloween olsun. Halloween'le ilgili de bir oyun var. Yetişirsek belki onu da oynarım. O biraz değil, bayağı bir korkunç da. Yetişirse. Okay. Biz bir tane suç inceledik ama 3 cinayet işlemiştik. What the... Okay. Okay. Happy Hills kaldı. Happy Hills herhalde bölgenin adı. Kapı kilitli. Enteresan. Aa, bir tane daha mı ışık? Çok iyi. Okay. Işığın olduğu... Biraz... Şurada da bir kapı var. Nasıl bir animasyon yaptılar acaba? Uy! Sabunu düşürme. Hawks. Amerikalıların dizilerinde, filmlerinde hep ben bunu görüyorum. Lisede oluyor bunlar genelde. Spor yapıyor liseli gençler. Duş alıyorlar. Bizim
Okullarda yok oğlum biz. Daha top odasına giremiyoruz ya, düşünsenize lisede. Hatta ilköğretime dayak yiyorsun yani. Oh my god man. Görmediniz hanımlar, izliyorsanız görmediniz. Buradan bir şey alabiliyor muyum? Ne yapacağım? Dur, şu eleman beni görmüyor. Oraya bakmayın. Tövbe estağfurullah. Buradan bir şey oluyor. Ha, bizi maskot zannetti. Hadi git buradan diyor. Maskotlara yer yok diyor. Okey. Ben hiçbir şey yapamıyorum şu an arkadaşlar. Ha, o tamam, önce o adama uğramamız gerekiyormuş. Okey okey, anladık. Maskotlar geçemez dediği için takımlanmış gibi gözükeceğiz. Değişik. Merhaba canım. Geleceğim ya zannettim. Buna bir şey yapmayacak. Masayı hareket ettirdi. Aa, sabuna basıp. Bu ne oğlum? Çok vahşice lan. Oha. Okey. Maskotu gördüm. Evet bak. Takımda oynaması gereken bizmişiz yani. İçeri gir. Durunca bir etrafı dolaşayım. Dolaşamıyorum. Okey. İlk defa kamera benimle birlikte hareket ediyor. O yüzden bir tık tırsmıyor değilim. Orada bir şey yok. Diğer odaya gideceğim. Sakin erkek. Tamam, üst kata çıkacağız, burada bir şey yok. Adam çok güzel yapmış yalnız. Dizayn olsun, çizimler olsun, hoşuma gitti yani. Okay. Öldürme müziği çaldı ama. Ben tahmin ettim adamın geri geldiğini de. Dedim herhalde baltayı aldığımız için şey bekleyecek orada. Tamam, hallettik. Amma uzunmuş burası da ya. Hadi işim vardı hadi. Daha karşı mahalleye gideceğim birilerini durmaya. O yakalanıyordum yine ha. Eleman çok hızlı gidip geliyor, o yüzden büyük ihtimal printer'ın önündeyken öldüreceğim onu. Bak, çok hızlı dolaşıyor. Bir numaralı fan. Lanetli ev. Haunted House. Okey. Geç kaldın.
İşe dön. Ahbap. Ha, bu bizi de böyle maskeli bir eleman zannediyor. Sadece çalışanlar girebilmiş. Çok güzel referans vermiş ya. Bu yüzden. Neden bizi durdurdun? Lame, you are not scary. Saçma oluyorsun dedi. Arkadaşlar yanlış yerde durdurdum sanki. Evet, anlayacaksınız şimdi neden yanlış yerde dediğimi. Olmadı. Bir daha mı yapacağım? Yok, tamam. Aa, doğruymuş. Hayır. Hayır. Bak, cidden bakmayın. Oğlum harbiden psikolojiniz bozulur. Hayır. Makineyi tamir et. Bunu da mı ben yapacağım? İneyim mi? Ya hayır ya. God. Işıklar sönüyor. Bir de değil mi öldürürken? Ayrılmayın geleceğim falan. Korku filmlerinde en sevmediğim şey şu. Gerçi kimse sevmiyordur canım. Kötü adamı döversiniz ya. Hani hep böyle bir genç delikanlı olur böyle. Herkes tam böyle kötü adam birini öldürecektir. Genelde güzel bir kız vardır filmde. Tam öldürecektir, genç delikanlı gelir. Bam! Ya bir şeyle vurur ya işte üzerine zıplar. Adamı pataklar. Kötü adam yerdedir, tamam mı? Hemen kızın yanına gelir. Ah! Bir şey oldu mu canım? İşte oranı buranı elleyip işte kalk. Oğlum öldürsene lan adamı. Ondan sonra kızı kaldır böyle kızlar ki ne oldu? Bir dönerler. Aa, adam yok. Ya tövbe ya Rabbim. Ya film canım hani olabilir tabii ama. Camdan gir diyor ki başka bir yer var mı? Aa, varmış. Ama bir şey yapamıyorum. Okey, camdan içeri gireceğiz. Ha bak diyor, pik deyince ben pik. Hani içeri doğru şöyle sızacağız zannettim. O çoktan Brian'la bilmem kimi öldürdü dedi. Bizi de öldürmeden önce. Adamlarda silah var oğlum. Ne yapacağım ben? Door locked. Bir şey yapmam lazım. Ha dur, şimdi bunu kullanacağız. Işığı kapatacağız. Selam. Hoş geldin. Geç kaldım. Bak biz çoktan 5 kişi indirdik galiba, değil mi? Neredesin? Git diyor. Buna yürümem mi gerekiyor? Sanki vurulacakmışım gibi hissettim. Ben bir geri gideceğim. Aynen, buradan bir şey yapacağız. Bunlar koku mu bunlar ya? Ben mi yanlış görüyorum? Ha, bak, ulan çöp kovasıyla da mermi mi engellenir oğlum? Adam bilye mi atıyor bize? Orada olduğunu biliyorum dedi. Tamam, ben olayı çözdüm. Durun şimdi. Bunu silahını alamıyor muyum ya? Ben de ateş edeyim. Enektarla şeyi alacağız şimdi.
Ha. Neden öyle bir şey yaptın ki ben anlamadım. Evet, şimdi anladım. Gençler hazır mısınız? Haber vermiyorsun hiç yayını. Discord'a yazdım arkadaşlar. Genelde yayınlardan haberdar olmak istiyorsanız işte herhangi bir öneriniz, tavsiyeniz. Abi ben bunu da oynamanı görmek istiyorum. Hatta şöyle bir oyun varmış. Nasıl bir şeydir? Abi oyun yapmak istiyorum ama şöyle bir eksiğim var diyorsanız Discord'dan bana ulaşabilirsiniz. Ya da Instagram'dan. Merhaba Brian, Nasty Murder Burned Alive. Canlı canlı elemanı yaktı diyor. Ha, ikinci kurban mıydı bu? Yo. Tamam, burada bir delil yok. Bir GTA 5, değil mi? Bir GTA 5 çıkar bence ya. Yırtık kıyafet. Büyük bir ihtimal katile ait olmalı dedi. Şu yukarıda yazıyı görüyorsunuz zaten. İki yazıyor. İncelemem gereken deliller onlar. Burası mesela üçüncü, oraya gitmeyeceğim. Önce bir ikinciye bakalım. Sırayı bozmayalım. Aynen, kazan diyor. Tamamıyla şey, benzin dolu dedi. Rikselerde dolu demek gibi bir şey. I am retribution. Adam da nasıl? O adamı yakmışız. Daha bir de asmışız. Fotoğrafını çekecekmişiz. Okey. Hank Wallace. Bunun şey neymiş bakalım. Canlı canlı yakıldı diyor. Suç kaydı. Sarhoşken araba sürmek. Erson. Arson neydi ya? Arsonist diye bir şey vardı ya. Şeyde. Town of Salem'de. Arson. Kundakçı mı oluyor? Ya, değil mi? Yangın kundak. Heh, kundakçı aynen. Çok geliyorsa sessiz söyleyin, ona göre şey yapabilirim. Tamam. Yırtık kıyafetten herhangi bir DNA çıkmamış. Yani bizi hala yakalayamıyorlar. I am Retribution. Vigilante. Öç almaya çalışan bir katil gibiymişiz. Vigilante neydi ya? Vigilante. Oğlum kediler çok küçük ya. Allah, gel bakayım. Baksana. Tamam, var mı? Tamam, hadi git. Ha, al. Şimdi neredeyiz? Ben başta okuyamadım. Şöyle bir ilerleyin. Oz. Ses falan gitti bak. Pıs 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 pıs. Hayır, buraya gelme. Buraya gelme. Buraya gelme. Dur, cinayet işleyeceğiz, bekle. Bağırmayın ya. Şimdi bunlar birazcık büyüdü, tamam mı? Kedi bakmak isteyenlere buradan sesleniyorum. Bir tane var aramızda, ses çıkartmıyor. Arkadaşlar, kediler daha küçük olduğu için anne kedi ne yaparsa onu yapmaya alışık. O yüzden şimdi geliştikçe elleri ayakları gelişiyor. Yürümek istiyorlar. Yürümek için de belirli bir çevreyi dolaşman lazım. Anneler de onu güvenli bir yerde tuttuğu için buradan çıkmayın diyor. Onlar da çıkmak istiyorlar. Sürekli de bağırıyorlar. Annesi de hayır hayır diyor ama işte yaramazlık sonucu dinlemiyorlar. Nereden biliyorsun? Konuştun mu diyeceksin. Yılların tecrübesi. Alıp salsam susuyorlar ama bu sefer de kayboluyorlar. Ufacık şeyler üstlerine falan basacağım, Allah korusun. Dip dal diyor. Ha, bir dakika dur. Okey.
kafamın ucundan da görmezsin herhalde ve yaşlısın bir de yani. Senin gözlerin kesmemesi lazım orayı. Çat etti kafama valla. Ha, bir kısa bir uzun mu yapıyor? Aynen. Bir kısa atacak. Ben buradan geçemem ki oğlum. Okey. Anladım anladım. Ses geldi. Tamam. Görev beni bekler. Olacağım dayı hadi. Kimdi? Chopper Head mi lan? Yayıncının, yapımcının adını unuttum. Elinden öpüyorum. Bak bu sahneye adam Allah'tan ki şey koymuş. Chopper Merch mi? Neydi lan adamın adı? Unuttum vallahi. Boşu boşuna ta bilmem nereye yürüyecektik. Yemezler. Tam gitme yerinde durduk bak. Yapmayacağım. Bir tane daha yapsın. Nefes tutuyormuşum lan. Ölüyordum az kalsın. Bir daha yapacak. Alır. Vallahi diyorum bak görmedi ya. Harbi diyorum görmedi. Hile açmış oğlum. Valorantçı bu. Oyun çok güzelmiş bro. İyi oyunlar. Bayıldım oyuna. Oğlum bunu polise ihbar edin. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sevdik canım hani. Ama birazcık sıkıntılı eve ki cinayet yerleri nanay. Başımızı derde sokacakmış gibi. Klavye tutacağım, kıracağım şimdi kafamla ya. Aynı yerde 3 defa falan söyleyebilirim ya. Vah hile hile. Reportlayın hemen. Bak ya. Hadi oradan. Bu sefer sadece gömdüğünde gideceğim. Şu üste çıktığında yapmayacağım ya. Ya yemezler. Göm bir daha. Göm. Tamam bu sefer yemeyecek. Bir daha yap. Oğlum ya. Tövbe estağfurullah. Ben uyumaya gidiyorum. Dur şuna bakayım da öyle okuyacağım. Diyorum herkese iyi geceler arkadaşlar. İyi geceler dostum. Bağırmayın. Durun zaten stres altındayım. Bak tam burada ilerleyecektik. Tam burada ilerleyecektim bak. Yapma. Bekliyorsun hadi. Bu zamana kadar hiçbirisini keyifli öldürmedim, tamam mı? Hepsini böyle istemeyerek ama sırf bu bak tamam, bu hak etti kardeşim, bu hak etti yani, hiç kusura bakmasın. Zaten yaşım gelmiş 70'e. Otel California, göndermeyi görüyor musun? Bates Motel. Bizim böyle bir grubumuz var, bilmiyorum biliyor musunuz? Eskiden reklam yapıyorlardı. Çocuklar şimdi ilerledi, YouTube şey yapıyorlar. Aa kargalar var bir karga. Kapı kilitli. Kapı kilitli, okey. Açık var mı acaba?
İçeri gir. Buralarda senin başıma bir iş gelecek. Müzik grubu da... Aa. Oyun bayağı böyle bir atıfta bulunuyor bazı şeylere ya. Çığlıkla şeyleri de gördük ya. Gerçi o hani şey olabilir ama. Ha, hepsine girebiliyorum. Dur bakayım. Burasının ışığı kapalı. What? Jumpscare yok mu lan oyunda? Bu ne? Ha, oda servisi istemedik. Teşekkürler diyor. Oğlum ne diyorsun ya? Elbise askısıyla ne yapabilirim ki? Buraya giremiyorum. Ha, okey. Tamam, yukarıda görmüyorsunuz. Kız uyuyana kadar bekleyiyoruz şu an. Işığını söndürmesini bekleyeceğiz. Şuraya bir yere mi saklanacağım? Şunu çözemedim ben. Öylesine mi yapılmış bir şey acaba? Halka filmine gönderme mi ki o da? Değil mi bak? Okey. Çok enteresan bir öldürüş olacak. Ne yapacağız çok merak ediyorum. Yeter artık, yeter. Oğlum bu ne ya? Çok özür diliyorum. Bir mesajıma bakabilir miyim efendim? Önemli birisi mesaj atmıştı. Tamam. Geldim. Yak be oğlum, nerede ya? İçeri gir. Kapalıyız. Çık dışarı dedi. What? Ha, masanın altına girdim. Bir dakika. Tam da neden ama kimse girip gitmiyor ki. Çok iyi değil mi ya? Birazdan adam... ya hayır deme öyle. Tamam dur, buradan bir şey bulmamız gerekiyor demek ki bizim. Yok ki ama. Ben neye bastım da puçik diye bir ses geldi. Yapmam gerekiyor ama dur bir dakika ya. Tamam, biz böyle gideceğiz ama elemanı yakalamayacağız. Abi belki arkasının dönme süresi var. Çok haklısın. Ben de öyle düşündüm. Enteresan adam. Tavayı her salladığında bir defa arkasına bak.
Geliyor Memmoğlu. Hiç kaçarın yok. Oğlum hiç demiyorum mu lan bu masa neden sürekli bana yaklaşıyor diye? Uyyy, en sevdiğim şey. Neden? Neden? Zaten öldü adam. Arkadaşlar Allah korusun, yanma hissi kadar berbat bir şey yok, bak size ciddi söylüyorum. Bak Ebu Bekir de yayındaymış, hiç ses vermiyor. Hoş geldin Ebu Bekir, bak. Özlettin kendini. Nasıl bir yayıncı değil mi? Bak gelen geçen herkesi tanıyor ya. Var mı böyle başka? Yok. Lanet drakunlar kaybolun. Bu adam bana birazdan ateş edecek. Dur başka bir şey yapmam lazım. Niye burada domuz kapanları var? Benim şu şeyi almam gerekiyor demek ki. Bununla vura vura ayı kapanlarını kapatacağız. Korkulağa baksanıza. Cahilliğime verin ama hikayeli bir şey gibi. Başına bir... Şöyle söyleyeyim, ben de başta anlamadım ama komiser gelip inceleme yaptığı zaman her öldürdüğümüz kişinin aslında kötü biri olduğunu öğreniyoruz. Komiser çözüyor olayları. İlk öldürdüğümüz adam illegal video çekiyormuş. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Dueda videoları neyse. İkincisi kundakçıymış. İnsanların evini yakıyormuş. Belki de onu o yüzden yakarak öldürdük. Futbolcu çocukları anlamadım. Bakalım ona da gelecek büyük bir ihtimal komiser ama. Aslında biz çok da kötü bir katil değiliz, öyle düşünün. Ama sonundan olacak çok merak ediyorum. Bu oyunu oynamamın bir diğer sebebi arkadaşlar, oyunun ikincisi çıktı. Adamın adını unutuyorum ya. Chopper bir şey. Chopper Merch galiba. Tam yanlış hatırlamıyorsam. Yapımcısı yeni içerik yapmış. Bir tane The Rain Man diye var. Vakit kalırsa onu da oynayacağım. Mükemmel bir oyun yani. Bak görselleriyle falan filan adam çok güzel yapmış. Ya yazma onu oğlum. Ne yapıyorsun ya? Şimdi millet merak edip bakacak ne diye. Yapma onu. Ben bilerek söylemiyorum. Yoksa söylerim canım. Kelimeyi sakınmıyorum da insanlar öğrenmesin diye bu tarz şeyler. Hani televizyonlarda şey oluyor ya. Rakı koyuyor, pusluyor adam. Ulan herkes anlıyor onu be. Çocuk daha bir de merak ediyor onu ne acaba diye. Cuara çekiyor, pusluyor. Bakmayın. Evinize FBI gelir. Bakın yapma. Okey. Tamam, burada başa gidiş yok. Bileme makinesini çalıştır. Saklan. Bak şimdi. Oğlum oyun insana taktik veriyor ya. Az biri geliyor, dur. Yapayım mı? Ben suyu mu? Arkadaşlar ben bir bardak su içeyim. Çok fazla strese girdim ben. Ha komiser. Bu oyunu yapan sahneleri tasarlayan adamı bulun. Vallahi doğru söylüyorsun. Kadını kaybetmeden önce takip et.
kadının suçu ne ki ya? Sapık mıyım ben? Oyun bilgim bana şunu öğretti. Işığa girmeyeceksin. Bak. Ha, copperbolt ha. What the hell is... Tamam, kızı kaybetme diyor ya. Oğlum kızda ışınlanayım mı ben oraya doğru? Işıktayken bakıyor, ben nasıl gideceğim peşine? Tam yürürken mi gideceğim? Abi. Gerçek hayatta da böyle bir kıza yaklaştığım zaman böyle tepki veriyor. Yalan. Oğlum az önce yoktu bir şey. Endas Kopyo diye bir oyun çıkacak. Ben de onu bekliyorum bu tarzda. Benim istek listemde şu an çok acayip oyunlar var. Kimisi böyle çok kişilikli. Çok kişilikli ne ya? Yani çok oyunculu. Arkadaşlar ben oynarım diyen varsa hani Discord kanalımıza gelsin, beraber girelim o oyunlara. Ben size atacağım. Kaçarın yok kızım. Al kaçar. Oğlum müzik çalmadı mı ya? Ben mi yanlış şey yaptım? Ha, kız iyice şüphelendi ondan dolayı. Kaybettim gene. Ah. Çıkmaz. Ben neden sevindim ya? As. İşte bu be kardeşim. Neydi? Beri miydi bu adamın adı? Got you now you bastard. Seni yakaladım adi herif diyor. Stay out of my way dedektif. Yolumdan uzaklaş. Tutuklusun. Seni sadece tek bir sefer uyaracağım. Ben ölümüm. Özlava bey. Damn. Oğlum biz boş adam değilmişiz he. Bana bak, büyücüyüz lan. Happy Hills Wise. Ha. Şimdi olay araştırması. Alın. Daha da sinirlenmeye başladı diyor. Jason gibi ölürüz ama ölmeyiz burada. Değil mi? Tipik Amerikan polisleri. Monique Bryan, hope your stomach can handle this. Umarım midem bunu kaldırır. He, eleman paket oldu ya. Adalet yazmış bak buraya da. Çıt 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 çıt. Çok güzel yapmış oğlum adam. Ben çok beğendim. Sesleri olsun, ambiyansı olsun. İnce. He. Farklı şekilde öldürmeleri çok seviyor diyor. Sadistçe demiş. Bir tane kaldı. Hiçbir şey duramaz. What they deserve.
Onların hak ettiği şeyi kimse durduramaz diyor. Ölüm onların hediyesi. Tamam, elemanın fotoğrafını çekeceğiz şimdi. Bakalım adam ne yapmış? Bill McSawyer'mış adamın soy ismi. Cause of death, ölüm sebebi balya makinesi. Aa, suç yok diyor. Tamam, maktulün herhangi bir suç kaydı yok. Katil acaba şey değil mi diyor, intikamcı değil mi? Neden böyle bir kurban seçti ki? What is the connection between the victims? Kurbanların arasındaki bağlantı ne? Why does he want revenge? Neden intikam istiyordu? The Palegrin. He, artık tipimizi de biliyor. Muhtemelen kız için geri dönecek yazıyor aşağıda. Madison Carpenter'mış kızın ismi. She will get protection. Kızın korunması gerekiyor dedi. Allah Allah, bilmiyorum. Biz suç olmayan bir adamı neden öldürdük? Ve neden oraya intikam almamız gerekiyor diye yaz. Batman'in misali. Ha, Batman. Batman'in ne? Değil mi? Sürekli koşturacağım bir adam olsun ki işten atılma, değil mi? Hiç suç olmazsa sana gerek kalmıyor. Kaybetmeli son yok diyoruz. Bizim eleman iyice sapıttı. Röntgenciliğe başladık şimdi. Bak, bir atış daha, görüyor musun? Atış ne ya? Atıf. Elm sokağı. Şey vardı ya. Freddy Krueger. Parmakları böyle şey. Bıçak. Elm sokağındaki şeyi bilmiyorsunuz. Hiç yayın yapmayalım yani. Zincir aldık. Yok şey. Değil mi? Tech chain. Okey. Arabaya mı bin? Donatları getirdim mi diyor. Sana ben başka bir şey getirdim kardeşim. Tamam, şimdi kızı bulmam gerekiyormuş. Dur, sanki buradan gidebiliyorum. Gidemiyormuşum. Okey, eve gideceğiz. Freddy Krueger, öyle bir kazak var mı lan? Madison'ı bul. Okey. Üst kata çık diyor. Buradan gidiş yok. Aynen, buradan gidiş yok. Okey. Boğulmak. Şöyle bir şey arkadaşlar, öldüğünüzü tahmin ediyorsanız, bak Allah korusun, Allah kimsenin başına vermesin, öldüğünüzü tahmin etmeniz o kadar kötü bir şey ki, kalp krizi geçiriyorsunuz ya, o an aklına düşüyor ben gideceğim diyorsun ya. Ya yanmak, şu acı çekerek ve öleceğini de anlıyorsun, hem acı çekiyorsun, bak kalp krizi o kadar koymayın sana, ben yaşadım ve kilitleniyorsun böyle. Ama diyorsun ki ben takla atıyorum abi, onun korkusu çok şey yapıyor insanı. Öz. Karı donanımlı çıktı Rıza baba. Ne yapacağız? Selamlar. Merhaba, hoş geldin. Hayda. Buraya gidebiliyor muyum? Gidemiyorum. Allah'tan main karakter biziz. Step verdim acaba, ondan mı ki? Ben çözemedim aga. Dur bakayım, siz bir şey söyleyin ya. Var mı bir fikriniz? Alınacak bir şey var mı? Bakıyorum şöyle. Bıçak bıçak. Evde dolaşmak lazım. Dikkatini mi dağıtacağız?
Baba barikat koy. Öyle bir şey yapabiliyor muyum? Dur bakayım, üst kata bir daha bir çıkayım. Bak ses verdim şimdi. Abi odaya bak. Yine step verdim ya. Bence ayak sesimle alakalı bir şey. Değil mi? Ondan galiba. Oğlum çok zor ki. Bence bununla alakalı değil ya. Yine izleyeceğiz bıçağı bak. Hızlıca koşmam mı gerekiyor acaba? Ama yok. Hiç alınacak bir şey yok etrafta. Yok, o anda hareket edemiyorum. Direkt çıkıp saplıyor bana. Koşayım mı bir? Orada ben bir şey yapacağım ya. Kız tam çıktığında ne yapabilirim ki? Merdivenlerden çık oğlum, olur mu? Oradan bir koşmayı deneyeceğim. Çok yavaş gidiyoruz biz. O İsmail gelmiş. Hoş geldin. Aleyküm selam. Bak bir anda koşacağım. Benim bir şey yapmam lazım ama ne yapacağız? Bence böyle değil. Abi artık 7 izleniyorsun. Saçmalıyorsun. 7 kişi yoktur ya yayında. Ciddi mi? 7 kişi var mıyız ya? Abi arkadaki vazo 7 kişi. Allah Allah oğlum, çok teşekkür ediyorum ya. Ben dedim ki bu yayını ben açtığımda 5 kişi izlese dedim. Tamam dedim ya. Daha ne olsun. 7 kişiysek valla teşekkürler yani. Düşünsene bir gün geliyor ve 1000 kişi izliyor. Bizi kim izlesin oğlum? Abi arkadaki vazo alınıyor. Şu mu? Yok, alınmıyor bu galiba. Yok, alınmıyor. Beş like al, al. Oğuz, like da mı atıyorsunuz? Oğlum yapmayın, bak ben böyle şey alırım. Tam sevineceğiz karı. İşte acımıyor oğlum. Dur şimdi ya. Çok teşekkür ederim oğlum. Ya insan bir yere kadar, bazen şey olur ya, konuşursun hani insan dinler ama fark edemezsin. Karşısındakini sıkıyor musun acaba, bir şey mi yapıyorsun? Tek bir amacım var. Bak aklınızda böyle iyi kalmak. Yani ulan ben bu adamdan bunu öğrendim deyin. Bunu sürekli dile getiriyorum ama kusura bakmayın, hani iyi niyetimden dolayı. Bazı yayıncıları izliyorsunuz. Günün sonunda hani ne öğrendin? Bak şu an size say desem 10 tane yayıncı sayarsınız bana. Size ne öğretti desem? O yüzden ben de onu diyorum, hani
Benden bir şey öğrenebildiyseniz ne mutlu bana. Ki ben bu yüzden çok uğraşıyorum. Hani sürekli bir şey öğreteyim size. Bak size bir girdim. Bu oyun hangi filmlere atıf yapmış? Hangi diziye benziyor? Aklınızda neler neler kaldı düşünsenize ya. Artık onları da akılda tutmak size kalmış. 8 kişi oğlum ne oluyor lan? Arkadaşlarınıza şey mi atıyorsunuz? Gelin izleyin adam çok zor durumda diye. Bu ya yapma hayır öyle bir şey öğrenmedik hayır. Şimdi en enteresan kısmı biz bu kızı nasıl öldüreceğiz bak. Yayında hiç hanımefendi yok mu? Onlar söylesin ya şöyle yaparsan dikkati dağılır falan diye. Erkekler çözemiyor baksana. Geldim diye hiç hareket et ama hep bıçağı takıyor ki bana. Şimdi başka da bir tuşum yok. Yürüyorum bir de Z'ye basabiliyorum tamam mı? Bence bir eşya bulman lazım. Ben bir şey deneyeceğim ya. Sanki orada böyle bir hamle şansım varmış gibi geldi bana. Bir daha ölelim ondan sonra bir bakalım etrafa. Tamam yokmuş. Pilot mantığı var. O sopaya bir şekilde uzanmamız lazım ya. Değil mi? Bak oyun zaten onu gösterip duruyor ama. Nasıl? Tam çıktığında Z'ye bassan. Ya ben bir şey kaçırıyorum bak. Bence ses vere vere bekleyelim odada. O da olmuyor ya. Çok enteresan bir şey var bunun ama bir dakika dur bakayım. Odadan çıkıp geri gir. Az önce onu denedim. Tam böyle önüne geliyorum, bekliyorum, bıçak atıyor direkt. Herhangi bir şey de çıkmıyor. Atıyorum hani çıktığında böyle hemen Z'ye bas dese de kaçırsak eyvallah. Hiçbir şey demiyor. Değişti üstteki resim. Hangisi ya? Oğlum beni korkutma lan. Fotolar değişiyor gibi. Nasıl ya? İlerleyeyim mi şimdi? Dur, ben anlamadım ya bir dakika. Aa doğru lan şu sarı tabloya bakın bak. Bak bina var tablolarda. Onlar neye göre değişiyor? Tam da onları ben neye göre değiştiriyorum ki? Ay onlar random geliyor sanki. Oğlum ama bak resimlerin değiştiğini fark etmen. Onlarda bir şey var ama bence ya. Yapımcı neden böyle saçma bir şey yapsın ki?
İşin çok enteresan kısmı, sen bunu nasıl fark ettin ya? Yarım saattir oynuyorum, ben hiç tablolara bakmadım bile yani. Z ile geri çekiliyorsun tam bıçak yiyecekken. Sen ciddi misin ya? Ama ben geldiğim anda çok hızlı vuruyor bana. Ben hiç şansım olmuyor bana. Z'ye basabiliyorsun. Z ile dodge atıyorsun. Yok, yapamıyorum ya. Bir daha deneyeceğim. Öyle mi geçiyorlar? Dur bir daha deneyelim. Aa, resimler sürekli değişiyor lan harbiden. Oğlum mümkün değil. Ben hiçbir şekilde bloklayamıyorum onu. Bu arada sanki ben Z'ye bastığımda bana bıçak atıyormuş gibi geldi bana. Hiçbir şeye dokunmayacağım ya. Bundan dolayıymış oğlum ya. Ben de refleks gereği Z'ye basıyorum. Tamam, anladık. Çözdük. It's my time. Ya yazayım, okuyayım, oyuna mı odaklanayım? Kıza sopayı atmam gerekiyordu. Şimdi onu kaçırdık. Tamam, anladık en azından olayı. Çok heyecanlı yapmış ama, çok beğendim oyunu ben. Ben buraya düşecek zannediyordum lan. Üzgünüm Madison. Sen türünün tek örneğisin. Neden kaçmayı seçtin? Ben demiştim 12.378.000. Ha, tamam oğlum, ben diyorum ne? Çok özür diliyorum. Şimdi bir oyuna bakıp bir mesajlara bakıyorum ya, o yüzden kaçırabiliyorum. Doktor Hawkins'i öldürmemiz gerekiyormuş şimdi. Neredeyiz? Aziz Saint Hill. Saint Hill neydi ya? Aziz değil mi? Aziz Tepe Hospital. Aa, terapi palyaçosu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Doktor Hawkins nerede acaba? Bana söyler misin? Ben mi bulayım? Merhabalar. Aha. İki tane palyaço var. Bu eleman şimdi şüphelenecek. Silent Hill. Nasıl bak? Oyun çok iyi yapılmış ya. Ha. Ameliyathanedeymiş oğlum adam. Dur. Ameliyathane. Merhaba hemşire hanım. Merhaba hemşire hanım. Aynen. Erkekler tuvaleti. Şurada bir okey. Tamam, bizi kimse tanımadı şu an çok. Ha, surgery. Dur, ameliyathaneye gitmeden önce şuralardan bir şey alabiliyor muyuz diye bir bakalım. Ortak tuvalet varmış burada. Tamam, bir şey yapamıyorum. Şimdilik. Belki kaçmam gerekecek. Hastaya yazık ya, ameliyat sırasında öldüm. Yok, doktoru öldüreceğiz. Anlaşıldı Doktor Hawkins. Aa, adamımız bu. Sorry sir, surgeons only. Tamam, sadece ameliyatçılar girebilmiş. Oğlum her yerde posterimizi asmışlar ya. Palyaço maskeli birisinin güvenlik olsam asla sen... Şimdi şeyi bir deneyin. Böyle saçma sapan bir maske giyip
Gerçi yapmayın da şu an çok sıkı önlemler var. En son karakola diyorum. Adliyeye saldırı oldu ya. Bu kız değil değil mi? Bizim düşürdüğümüz kız öldü diye biliyorum ben. Ha, sadece ameliyatçılar girebiliyor dediği için biz de ameliyat önlüğü giydik. Çok değişti vallahi tipimiz. Merhabalar. Merhaba Emşi Hanım. Buraya girmiş miydin? Evet. Hillary, new haircut. Sen gözlüklerini bir daha bir yenilet. Bu ne? Defibrilasyon. Aa şey bu ya, şok tabancası. Tabanca diyorum. Ne lan o zımbırtın adı? Şimdi gidip bekleyeceğiz herhalde şeyde. Ha doktoru buraya çağıracağız şimdi. Karı ölüyor zannedecek. Saklan. Nereye saklanayım? Nereye saklanacağım? Ha okey okey okey. I am sorry Dr. Hawkins. Şu ana kadar en normal animasyon diyordum. İsmail öyle güzel bir soru sordu ki çok merak ediyorum cevaplarınızı. Bir tane gelmiş. Palyaço makyajı yapan psikolojisi bozuk kız sizinle manita olmak istiyor. Genelde o tipler manita olmak istemez ama hadi istesin. Bak arkadaşlar ben bunu daha önceki yayında da söylemiştim. Birkaç kişiden bana şey geldi. Ne denir ona? Çekişme mektupları falan geldi. İşte tehdit mektupları. Seni öldürürüz falan. Bak bir. Abicim aşırı dövmesi olan kızdan olmaz. Tamam mı? Özellikle belirli yerler var. Bak. Sakın bak. Geç. Klipsin yazdığını hiç dikkate almayın. Bak. İkincisi. Daddy issues denilen bir şey var. O kızdan olmaz. Profilinde Fenerbahçe etiketi olan olmaz. Bak katiyen. Galatasaray'dan hiç olmaz. Bak yazın bunu. Tamam mı? Üçüncüsü. 10 dakikada 2 sigara içiyorsa olmaz. Bak çok önemli bilgi bunlar. Herkes vermez size bunları ha. Tecrübeyle sabit. Yapmayın yani. Hayatınız kayar oğlum. Size ciddi söylüyorum ya. Başınızı şeyden kaldıramazsınız yani. Snap kullanandan değil. Snap puanı 5000 üzerinden olmaz. Senden önce bütün herkes görmüş demektir o yani. Trabzon. O ne alaka? Lütfen ne yapacaktık biz? Metal Man değil. Şöyle bir gezinelim bakalım. Oğlum öyle bir kız olamaz ki. O kız değildir zaten. Şimdi motorcular cemiyetine geldik. Mad Jack Spar. Elektriği kapatabiliyorum. İçeri giremiyorum bu arada. Güvenlik sistemi olduğundan dolayı mı? İçeriye giremiyorum ki. Aa cam açıldı. Ya şöyle bir şey. Normalde oyunda ben öldürüyorum ama insan tırsmıyor değil yani oynarken. Orizdeyiz. Beni mi arıyorsun pislik dedi. Gelin boys. Aha dayak yiyeceğiz lan. Hadi bakayım. Siz beni boş mu zannettiniz lan? Tamam ben boşmuşum. Bir daha. Bunu öldüremiyor muyum? Öldüremiyorum. Çok hızlı davranmam lazım. Sen de gel. Tamam.
Tam belirli bir yer var. Oraya geldiklerinde basmam gerekiyor. Yani çok uzaktayken işlemiyor. Bıçak da parlıyor şehrine. Aa! Sopa da varmış lan. Ama sopanın şeyi var. Tamam. Bunu söylediğin iyi oldu çünkü benim az önce şişem bitseydi eğer neyle öldüreceğim diye ben sıkıntıya düşerdim. Silahlar kırıldı diyor. Ha, arbalet. Gel lan buraya. Back off. It wasn't me. O ben değilim. Kim? Sen kim değildin? Oy, geliyor. Hazır mısınız? O kadar çok kan görmeye alıştım ki artık bu koymadı yani bana. Kerem Mol. Çok güzel kelime dizaynı var adamın ya. Ben şu değil miyim? Ah be. Belki de oraya bir atıftır. Geç bu oyun ondan önce çıktı herhalde. Punisher dizisinden önce değil mi bu? Bu kadar kolay olamaz mı? Aha! Flashbang out. Aha! Flash atıyorlar. Oğlum bizim adam harbi ninja ya. Gitmiş dağılın dedi. Saklamamız lazım. Çıkmanın bir yolunu bul. Okey. Oh my god. Olmamız gerekiyor. Ya az önce öldür diye tuş çıktı dedim ki herhalde gene çıkacak. Tam onu şimdi indireceğim yalnız buradayken. Diğer eleman buraya kadar gelmiyor. O ne oğlum? No. Bıçak hızladı olayı. Dur bakayım bizi bulacak mı? Çok özür dilerim kardeşim. Başka var mı? No. Ne yapacağım? Polisler de şey herhalde. Yani insan görmez mi yan yerdekini? Devam. Kaç tane kaldı? 5 kişi saydım ben sanki. Bilmiyorum ama kaç kişi geliyor. Wow. Another one. Thank you.
olmaz diye şuraya yakın durmaya çalışıyorum ama. Ha bitmiş ya. Şuradan çıkıyorum galiba. Okey. Oğlum ne biçim vuruyorum ya? Bunların hareket etmesi lazım. Bunların hareket etmesi lazım. Vurayım mı? Öldürsen ruhu duymaz. Ha rehin al diyor. Vur onu. What? Oğlum, nereye aşağı mı iniyorsun? Çok çok stresli bir oyun ya. Bunu katiyen oynamayın. Oy. Lan buralar çok kanlı değil Allah'tan. Merak etme burada güvendesin dedi polis ama geliyorum. İş çok çığırından çıktı. Normalde suçları öldürüyorduk. Artık önümüze kim gelirse tekliyoruz yani. 3 kanıtı incele diyor. Bizim polis geldi bakayım. Ah. Zavallı Martin. Ne öyle arabada kestane şekeri yiyeceğim diye beklersen. Günaydın Brian. Zavallı kız. Düşerek ölmüş diyor. Bakalım inceleyeceğiz. Düşerek ölmüş. Üzgünüm. Ha. Bir kaza mıydı diyor bizimkisi. Kızın parmak izlerine sahip bir bıçak bulduk. Aa bir dakika dur. Sınıf fotosu diyor. Madison'ın da içerisindeymiş. Westbine High. Okey. Bir dakika diyor. Bütün kurbanlar burada diyor. Bu okul yıllar önce yanmış. Hepsi bağlantılı. Ama neden? Kurbanların hepsi West Pine Lisesi'ne gidiyormuş. Ya da orada bir işe girmişler diyor. That school burned down a year ago. Bir yıl önce bu okul yanmış. Bilinmeyen bir sebepten dolayı bir yangın çıkmış. Okul yanmış efendim. 1982 tarihinde. June ne oluyor? Haziran mı oluyor? Neyse. Herkes yaşamayı başardı. Sadece janitor müdür müydü? John Wade. Aynen janitor müdür olması lazım. Onun vücudu hiçbir şekilde bulunamamış. Ha, John Wade katil olabilir mi? Ha, olay şeye döndü. Öğrenciler sanki okulu yakmış gibi. Çünkü o grup fotosundaki herkes öldü ya. Janitor temizlikçi mi demek? Ben amma sallıyorum değil mi? İngilizce yok salla. Tamam John Wade temizlikçiymiş efendim. Bir tek onun vücudu bulunmamış. Acaba intikam almak için mi onları öldürüyor? Çünkü yangın çıkmış okulda ve... Ha kurbanlar ölüye suç atmış olabilir diyor bak şimdi bizimkisi de. Hani okul yandı, yangını çıkartan da temizlikçi olabilir, ona suç attılar diyor. Şu ilk satır öyle diyor. He did seem to like... Madison'a da yapmış gibi. Why did he hate him? Neden herkesten nefret ediyor ki? Okul hala varmış bu arada. Ama yıllardır dokunulmamış. He, şimdi okula gidip bir göz atsam iyi olur. Merhaba, hoş geldin V Jungle. V Jungle, Warwick Jungle gibi bir şey mi? Arkadaşlar, zamanda geriye gittik. Yangının çıktığı tarihteyiz şu anda. Sineklerle dolu bir hediye kutusu var. İçinde ne olduğunu merak etmiyorum.
Tam burası bir sınıf. Dışarı çıkalım. Yine o garip hediyeyi mi bıraktın dedi John. Eww. Çok iğrenç diyor kızlar bize. Şu an temizlikçiyiz işte. Evet biz John Wade'miz arkadaşlar. Öğretmenlerin odasından uzak dur Ucube dedi. Sana var ya bir tek atarım. Gidip tuvaletleri temizlesene aptal oğlum. Bir insana böyle kötü davranırsanız sonunda da diye bulursunuz. Abi bu arada bu tarz çok güzel flash oyunlar biliyorum. Eskiden oynadığım The Visitor serisi var. Bak jump scare yoksa oynarım. En son The Silent Breath oynuyordum. Arkamı dönüyorum biri çıkıyor, ölümü dönüyorum biri çıkıyor. İşte kafasının bir yerinde bilmem ne olmayan bir adam çıkıyor. Temizlikçi school shooter mı çıkacak? Bak yakaladı. Jump scare yok. O zaman bakarız ona. The Visitor serisi. Hey weirdo, clean this shit up. Ne o ya? Niye temizleyeyim? Beni şimdi birisi düşürecek bak. Aa bu da şey bizden kaçan kız. Bir dakika öldürdüğümüz adamların hepsi burada mı? Temizlikçi az önce taklalara getirdik. Aa printer'daki eleman. Şunu hatırlamıyorum. Bu şey mi? İlk levelde öldürdüğümüz adam mı? Ha ilk levelde öldürdüğümüz bu. Arkadan şey yaptık ya. Tamam öldürdüğümüz herkes burada ya. Günaydın Mr. Wade. Ha, o yüzden biz bu kıza iyilik yapmışız aslında. Hediyeni sevdim. Teşekkür ederim dedi. Ah sen neden öldün ki salak? Kızı yalnız bırak sersem diyor. Seni de öldürmüş müydüm ben? Neyse sonra konuşuruz. Tam adama ben böyle bir hoşnutluk besliyordum ki. Bizim adam sapıkmış. Bir gün beraber olacağız. Merak etme sevgilim diyor. Aa yangın çıkıyor. Ve ben bir şey yapmadım. Ahbap bütün her yeri aleve verdim diyor. Ha sadece bizi korkutmaya çalışmış. Yani temizlikçi korkutmaya çalışmış. Onu kim umursar ki dedi. Biz de yardım istiyoruz şu anda. Biri yardım etsin lütfen. Biz taklaya geldik. Tamam şimdi olayın gerçek yüzü ortaya çıktı arkadaşlar. Normalde okulu yakan yapımcınla tanış. Tuzakları kur diyor. Bir dakika ya polis yoksa sporcu eleman mı? Ben geriye nasıl gideceğim? Silah al. Nereden? Tamam kızım. Okey. Arkadaşlar dediğim gibi yangını çıkartan herhalde bizim polis. 5 dakika önce. Kilde ateş et. Şimdi ateş etmeden şöyle. Bu oyunun olayını çok anlamadım ama beni Play Store oyunlarını yayınlamalı videosundaki sorulardan tanırsın. Ben seni tanımaz olur muyum ya? Bak kanaldaki yazan herkesi tanıyorum arkadaşlar. Ben Brezilyalı birisiyle tanıştım. Arjantinli birisiyle tanıştım. İzliyorsa eğer ona da selam olsun buradan. Japon bir arkadaşım var. Sırf şu kanal sayesinde düşünün. Ve hepsiyle konuşurum. Hala irtibattayım yani düşünün. Bilmiyorum böyle yapan var mıdır? Bu da birazcık saçmalık aslında. Bir sürü insanla konuştuğunuzu düşünsenize ya. 1000 kişi var mesela. Allah'tan şu anlık böyle 15-20 de. Abi beni tanıyor musun? Seni ben hayal mayal ya. Neredeydin sen? Arkadaşlar İsmail benim okul arkadaşım.
ta kaç 10 sene önce bak. Konserim gitmesek mi acaba? Karanlık ama tuzaklar var. Ben tuzağın olduğunu biliyorum ama ne yapacağız? Ateş edeyim mi? Edemiyorum ki. Hah. Tuzağı deaktif et. Evet. Polislik okulunu öğretiyorlar herhalde bunları. Okey. The last one. Burası onun yaşadığı yer olmalı dedi. Okey. Öldürdüğü herkesin video kasetini yapmış. Lanet herif diyor Lux. Görünüşe göre şu ventten kaçmış olmalı. Korkuyorum sanki burada saklanıyormuş gibi geldi bana. Yalnız adam psikopat psikopat ama yorganını katlayabiliyor ya. Senin için geliyorum dedektif. Z diyor. Vuracağız onu ya. Gel kardeşim korkmuyorum. Kesin şuraya saklanıyor. Biliyordum ya. Saklandığını biliyordum ya. Devam. İlk kapıydı değil mi? Ben şizofreni miyim yoksa? Mi gerekiyor acaba ya? Çok uzandı. Oy 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 kaçırıyordum. Okey. Öyle artık korkmaya başladım. Ateş et. Tamam. Hikayeyi ben beğendim bu arada arkadaşlar. Adam güzel bir oyun yapmış. Well, did your investigation stick? Size bunu söylediğim için üzgünüm Bay Pavelski, but... Ama ceset yok olmuş. Şu an ne? Çok saçma bitti şu an ama büyük bir ihtimal ikinci oyunun çıkacağından dolayı herhalde böyle bitirdi. Ama hikayenin sonu çok iyiydi. Okulda yangın çıkıyor. Öldürdüğümüz herkes o okula ait. Tek kayıp olan kişi de temizlikçi. Daha sonradan temizlikçinin hayatını gösteriyor eskiye gidip. Adam ölümsüz gibi ya. Made by Daniel Welding. Welding yapmış efendim. Kendisini tebrik ediyorum. İlk defa bir oyunun içerisinde kendimi bu kadar kaptırdım.